çalışmanın da sonuna geldik. Şimdi biraz cihazımızı ve kurduğumuz tesisatı kısaca bir bahsedelim. Burada 275 watt 4 adet panel kullandık. Burası çatı. Görüldüğü gibi burada bir havuzumuz var. Şimdi ben çatıya çıkmışken şöyle bir araziyi bir tartayım. Bak şöyle arazi. Burada ceviz tarlası var arkadaşlar. Ceviz var burada. Yaklaşık 7 dönüm, 8 dönüm. Burası bir ceviz bahçesi. Yani buranın su ihtiyacını, damlama ihtiyacını karşılayacağız. Ben hemen videoyu kısa tutmak amacıyla hızlı bir çekim yapalım. Burada yağmura çamur yağdığı için arkadaşlar paneller kaplanmış. Ben onu biraz temizledim, sildim ama yine de kalmış. Hemen hızlıca aşağıya inelim. Cihazımızın yanına. Ve buradan yaklaşık 25-30 metre aşağıda kuyumuz var. Görüldüğü gibi. Buradan da aşağıdan Simav çayı geçiyor arkadaşlar. Burası Balıkesir Sınırgı Armutlu Köyü. Yani Bigadice 20-25 kilometre uzaklıkta. Sındırgı'ya 10-12 kilometre veya 15 kilometre uzaklıkta bir köy. Ben buradan düşmeden aşağıya bir ineyim. Cihazların yanına doğru, akülerin yanına doğru. Akü grubumuz burada arkadaşlar. Şimdi akü grubumuz burada biz. Aküyü küçük tuttuk. 2 tane 150 amper batarya kullandık burada. Bir tane akıllı invertör kullandık. Hemen şöyle bir yukarı doğru çıkartayım. Arkadaşlar cihazın yanına doğru. Şimdi burada 228-220 ortanın bakalım. Bataryalarda şu anda 26.9 volt var, 0 amper. Panellerden gelen enerjimize bakalım. VP3 32 volt panellerden geliyor. Ve bağlantı şekli bu şekilde. Buradan kablonun bir tanesi motorumuza gidiyor. Dinamomuza, bir tanesi de evin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben burada bağlantı şekli şöyle göstereyim. Ve hızlı bir şekilde motorun yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Hasan abim de burada, mekan sahibi ve görüldüğü gibi Hasan abinin çiftliği burası arkadaşlar. Kablomuz 30, yaklaşık 30 batıra falan. Burada şöyle gidelim motorun yanına doğru. Burada bahçeler var. İşte görüldüğü gibi burada biraz var. Buradan malzemelerimiz burada. Şimdi işimiz bitti. Montajımızı yaptık. Bir şartelimizi bir basalım bakalım. Bu suyu buradan kuyu derine yaklaşık burada 8 metre. Buradan geliyor. Ve bu motor burada. Pek sağlıklı olmadı. Bunu montajlayacağız daha. Burada bir beygir. Bir beygir bir santrafişimiz var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Elektrik çıkışı var. Ve buradan elektrik su giriyor. Buradan elektrik su çıkıyor. Hasan abi bir motoru bir tutalım abi. Bir çalıştıralım bakalım. Şöyle bir suyumuzu alabilecek miyiz? Ne yapalım? Şarjlarımıza basıyoruz arkadaşlar. Ve motorumuz çalıştı. Görüldüğü gibi çıkan suyumuza bakalım. Bu su. Elektrik su arkadaşlar şu anda akıyor ama. Şimdi bu su saatte 15-16 ton su var burada. Bu su güzel, bu şekilde iyi ama bu suyu biz yaklaşık buradan bu boruyla, yer altına giden bir boru bak, bu boruyla yaklaşık 150 metre. Bak arkadaşlar görüldüğü gibi ta yukarıda bir araç var. Ta o aracın yanına bir tane havuz. 200 tonluk bir havuz yapılacak.
Oraya basacak bu su. Hasan abim sen burada bu motoru tut. Ben bu motorun kaç amper çektiğini bir seyircilerime bir göstereyim. Hemen gidiyoruz. Burada kablo, burada kabloyu biz 2x2.5 kullandık ve damlama borusu içine aldık. Bu kablo da havadan yukarıdan geçecek arkadaşlar. Burada yerde olmayacak. Şimdi bizim için burada motorun kaç amper çektiği önemli. Saatte ne kadar çekiyor? Bir onu bir hesap yapalım. Hemen ben yine yukarıya doğru çıkıyorum. Ve saatimize geldik. Ve basıyoruz. Motorun çektiği akımı bataryada şu anda 24.4. Demin 26.9'du. Şu anda 24.4 arkadaşlar. Hemen basıyorum. Motorun çektiği akımı görelim. 50 Hz'de çalışıyor. F'de 23'e düşmüş. Yukarıdan gelen enerji, panellerden gelen enerji. Hemen hızla ilerleyelim. Bir dakika geri gelelim. 31 gördüm sanki orada. Evet, 31 amper çekiyor arkadaşlar şu anda. Yani şu anda 31 amper. Yani bu yaklaşık yüke verdiğimizde, şu anda yükte değil motor, tam yükte değil. 31, 5 artsa 35 amper çeker. Yani 1 saatte 35 amper akım çekiyor. Şu kablolarımızı şöyle bir eleyelim. Herhangi bir ısınma. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi şu panellerden gelen kablomuz, bu aküden cihazımızın arasındaki kablo, kablo ne yanılmış, tamam, burada 220 volt çıkışı var, 31 amper. Şimdi saatimizi tuttuk biz burada, saat, yani bu cihazın kaç saat çalışacağı önemli arkadaşlar. Şimdi hesaplar tam tutmuyor. Burada diyor ki saatte 31 amper. Diyor ki 2 saatte 35 desek 2 saatte 70 amper. Yani bu aküler demek 5 saat 6 saat bu motoru çalıştıracak. Ama hesaplar o şekilde olmuyor. Biz bunu bizzat deneme yanılma yöntemiyle saatimizi tuttuk. Yani 4.26'da çalıştırdık motoru. Motoru çalıştırdık ve saatimizi tutuyoruz yani şu anda. Bakalım ne kadar çalışacak. Gerçi güneş yok şu anda. Güneşimiz vardı ama yani güneş bayağı sallandı yani. Batıya doğru sallandı. Sallandı. Saat 5'e doğru geliyor şu anda. Onun için bir hesap yapacağız arkadaşlar. Ve diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.